televizyonla birlikte Turkcell Süper Online, yani internet artı televizyon şeklinde bir paket olarak işte satılıyor. Şu anda televizyonun sol altında gördüğünüz beyaz büyük kutu modem, tam altında gördüğünüz küçük kutuda TV Plus için olan televizyon izlemeye yarayan aygıt. Aslında bu televizyon izlemeye yarayan aygıt direkt zaten modem üzerinden IPTV gibi IP üzerinden aslında veri alıyor. Yani tamamen antenle değil de internet üzerinden bir özel bir veri trafiği var. Kendine özel bir hattı. Böylece sizin bant genişliğinizden vesaire yemiyor. Kendisi kapalı devre Turkcell'in sunucularından size televizyonu izletiyor. Bu şu anda izlediğimiz yayın da TV Plus'tan geliyor bu arada. TV Plus'ta ben minimum paket üyeliği yapmıştım. Aile üyeliği gibi bir şeydi. İçinde işte belgesel şey kanalları yok. Bir takım spor kanalları vesaire yok. Bu haliyle benim için yeterli. Bir takım ek özellikleri de var. Bunlardan en çok sevdiğim işte şu anda yayında izliyorsunuz. Herhangi bir anda yayını durdurabiliyorsunuz. Siz istediğiniz kadar işte çay kahve alın, mola verin vesaire. Sonra geldiğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebiliyor. Devam etmeyi başlattım. Ha, evet. Kaldığınız yerden devam ediyor. Bu güzel bir özellik. Hani eski tip böyle ne diyeyim uydu kanallarında vesaire böyle bir şey yapma şansınız tabii ki yok. Bunun dışında size bir takım ek içerikler sunuyorlar. Neler var? Şöyle bir menüsüne girelim. Menü TV Plus'ta neler var diye zaten menüsü de öyle geçiyor. Sizi ilk önce öne çıkanlar diye genel bir menü atıyor. Burada size de duyurmak istediği yeni bir takım yayınlar varsa onları söylüyor. Bakın şöyle aşağı iniyorum. TV Plus'ta Bayram Coşkusu. Genelde bayramlarda bütün kanallarını bedava olarak açıyor. İkincisi işte NBA finallerini yayınlıyormuş. Yolcu adlı bir film gelmiş. Bir de tenis turnuvalarını 4K olarak yayınlıyor anladığım kadarıyla. Buradan aşağı inerseniz işte en çok izlenenler diye ara sıra bu menüler otomatik değişiyor. Öne çıkanlar. Bu arada filmleri de görüyorsunuz. Şimdi bu tür filmleri bedava olarak yani bu yayının içinde almış oluyorsunuz. Burada görürsünüz işte Batman, Superman, Adaletin Şafağı, Passengers gibi böyle çok bilinen güzel filmler de var ama tabii çok güncel filmler değil bunlar. Genelde eski filmler. Eski filmlerin mutlaka burada bulabiliyorsunuz. Bir de çok duyulmayan böyle çok sağda solda işte şu mesela Baby Driver ben çok duymamıştım. Gerçi oyuncuları güzelmiş. Ne bileyim çok duymadığınız oyuncuların iyi olmadığı bir takım filmlerde burada bedava yayınlanıyor. Güzel. Hani seçip herhangi bir anda izleyebiliyorsunuz. Bunlar işte Türkçe altyazılı, orijinal seslendirmeli vesaire seçebiliyorsunuz veya Türkçe seslendirmeli. Bu özellikleri güzel. Herhangi bir anda hatta şöyle daha yukarı çıkayım. Film dediğinizde türlerine göre de filmleri dizebiliyorsunuz. Dizilerde ben çok başarılı bulmadım açıkçası. Böyle yerli diziler zaten burada yok. Yabancılarda da çok bilinen diziler ben buradan takip ettiğim bir dizi olmadı. Bir tek şu Viking adını duydum. Gotham belki olabilir. Evet, Gotham da duyulmuş dizilerden. Beowulf gibi gibi bir takım diziler var. Ben buradan dediğim gibi kendim bir dizi takip etmedim ama bu tarz dizileri izliyorsanız, seviyorsanız çok böyle bilinen diziler olmasa da bir takım diziler yayınlarda var burada. Ki bu dizi listesi sanırım son zamanlarda biraz artırmışlar. Eskiden bu kadar yoktu. Neyse belgeseller var. TV Plus, çocuk vesaire demiş. Şimdi bir güzel özelliği de şöyle geri diyeyim tekrar. Sanırım bana özel değildi. Evet. Burada bakın şu üst, sağ üst tarafta kalan kayıt zamanı 20 saat 45 dakika diyor. Televizyonda izlediğiniz herhangi bir diziyi 50 saate kadar kaydedebiliyorsunuz. Ve bu aslında buradaki kutuda kaydetmiyor. Yani kendi hafızası vesaire yok. Kendi serverlarında kaydediyorlar. Sadece siz girip işte menülere girdiğiniz zaman kaydettiğiniz dizi neyse günü saati
sezon boyunca kaydet gibi özellikleri falan var. Örneğin İstanbul'u gelini kaydetmişiz. İşte Zalim İstanbul var. Başka burada sadece bu iki dizi ve bölümleri. Herhangi bir bölümünü istediğim herhangi bir an açabiliyorum. Kayıt süresi 20 saati 50 saat dolana kadar istediğiniz kadar şey kaydedebiliyorsunuz. Dizi, film, işte ne bileyim maç yayını ya da takip ettiğiniz bir program varsa onları kaydedebiliyorsunuz. 24 saat bütün kanalları geri sarma özelliği var. Yani dün akşam kaçırdığınız bir yayını bugün izleyebiliyorsunuz ama 24 saat yani saat 8 olduğunda 8'deki yayını artık izleyemiyorsunuz. 24 saat geri sarma özelliği var. Bu biraz önce işte çay kahve almaya giderken dondurma özelliği gibi 24 saat bütün kanalları zaten kaydetmiş gibi oluyor. Ama 24 saatin devamında kaçırıyorsunuz onları. Bu özellikler bize ne getirdi? İşte özellikle çocuklu ailelerde veya programlarınız sürekli böyle haftalık programınız çok sabit, rutin bir işiniz yoksa, sürekli değişiyorsa izlediğiniz dizileri, şeyleri kaydetmek istiyorsunuz. Tam zamanında izleyemiyorsunuz. İnternetin de bize getirdiği bir alışkanlık. Artık biz zamanımız olduğunda veya kendi istediğimiz zamanda izlemeye alıştık. Ben zaten o eski videolarımda da bunu söylüyordum. İleride televizyon buna evrilecek diye. On demand dedikleri, yani siz talep ettiğiniz zaman talep ettiğiniz içeriği izleyebileceğiniz kıvama gelmeye başladı. TV Plus da bunlardan birisi. Siz ne zaman isterseniz o kanalın yayınını size izletiyor, kaydediyor 50 saate kadar. Başka ne gibi bir özelliği var? İyi ve kötü yönlerinden bahsedeyim. Dediğim gibi iyi özellikler bu böyle kayıt oluyor olması. İstediğiniz zaman durdurup geri sarmanız vesaire. Sabah geç kalktınız, sabah gibi program veya gece erken yattınız ama geç saatte biten bir program var. Ertesi gün izleyebiliyorsunuz gibi gibi. Kötü olan şeylere bir tek şunu söyleyebilirim. Yani başıma geldiği için o da çok belki hani sizin rahatsız etmez. Şöyle şifreli bir kanal bulabilirsem, şifreli derken kendi üyeliği ama dediğim gibi bayramın hemen devamındayız. Belki paralı bir kanala denk gelemeyebilirim. Bakayım şöyle kanalları tek tek geçiyorum. Bu da yayında spor kanalları. Şu anda evet sanırım bütün kanallar izlemeye açılmış. Bayram olduğu için. Bu biraz da tanıtım amaçlı oluyor tabii. Kanalları hani neyi kaçırdığınızı da görmüş oluyorsunuz. O açıdan güzel. Bayramda böyle açmış olmaları. İzleyemediğiniz kanallardaki yayınları vesaireyi görüyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Paralı kanallarda siyah bir ekran geliyor ve bu içeriği satın almanız gerekiyor diye bir uyarı çıkıyor. Bir keresinde başıma gelmişti. Eve gelen misafirler kanal değiştirirken yanlışlıkla o paralı içeriği seçmişler. Satın almak istiyorsanız OK'ye basın diyor. Onu da okumadan direkt OK'ye basmışlar. Ben misafirler gittikten sonra abone olmak için OK tuşuna basın. Bu işte OK tuşuna basıp aslında önlem almışlar ama daha sonrasında bir kontrol mekanizması olmadığından çocuk vesaire de burada OK'ye basıp direkt satın almış oluyor. Ben misafirler gittikten sonra cep telefonuma gelen SMS'te fark ettim. Şu içeriği satın aldınız diye. Hemen Turkcell'i aradım. Bu içeriği ben satın almadım. Yanlışlıkla alınmış diye. Tamam iptal ediyoruz dediler ama izlediğim süre içinde şeyini kestiler. Yani faturaya eklenmiş oldu. Yine satın almış gibi oldum bir kısmını. O açıdan kötü oldu. Ben onlardan hani bunun bir onaya bağlanması gerektiğini söyledim. Turkcell ise bazı müşterilerin onay istemediğini böyle kumandadan OK'ye basmış olmanın bunun için yeterli olacağını söylediler. Ama evde küçük çocuk vesaire varsa bu yanlışlıkla başınıza gelecek bir şey. Olabilecek bir şey.